danışma kurulumuzun değerli üyeleri, sevgili dostlar, tarih yazma değil, tarih yapma mücadelelerinin çok kızıştığı, zamanın hızlandığı bir günde bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu toplantı bizler için çok değerli çünkü bundan sonraki yol haritamızı belirlemek için yapacağımız istişareler bizim için, bizim açımızdan çok değerli olacaktır. Evet, önemli kararları çeşitli istişarelerle dün açıkladık. Depremden sonra aldığımız bir karar vardı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarma politikamızı yeniden gözden geçireceğimizi ilan etmiştik. Ondan önce aday Cumhurbaşkanlığı seçimi için aday çıkarma çalışmalarımız son aşamaya gelmişti. Ama depremde sadece yerin altı yarılmadı, aynı zamanda yerin üstündeki düzen de bütün ağırlığıyla halkın üzerine çöktü. Bu düzenin tüm çürümüşlüğü, yozlaşmışlığı ve zalimliği halka çok ağır kayıplar yaşattı. Can kayıplarımız çok büyük, sayıyı bile bilmiyoruz. 50 bin civarında olduğu resmi rakamlarla söyleniyor. Ama bunun çok daha yüksek olduğunu o yıkımı gören herkes tahmin edebilir. Acımız büyük, üzüntümüz derin. Kaybettiğimiz bütün insanlarımıza bir kez daha buradan rahmet diliyoruz. Kalanlara başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileklerimizi iletiyoruz. Depremin yıkımı aynı zamanda bu düzenin değiştirilmesi sorumluluğunun da ne kadar ağır ve ciddi olduğunu bizlere gösterdi. Yaptığımız tartışmalar, kurullarımızda yürüttüğümüz görüşmeler ve çeşitli çevrelerle gerçekleştirdiğimiz istişareler sonucunda ittifak güçlerimizle birlikte Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmama kararına vardık. Bu kararımız da dün Ankara'da bir basın toplantısıyla deklarasyon olarak kamuoyuna duyurduk. Bundan sonra bizler parlamento seçimleri için de mücadelemizi ve yolumuzu daha da bir ayrıntılandırarak, daha da güçlendirerek yürüyeceğiz. Bu yol haritamızı bugün sizlerle yapacağımız görüşmeler netleştirecektir. Evet, tarih hızlandı ve sorumluluklar çok ağırlaştı, ciddileşti. Bizler bu tarihi dönemeçte demokratik sorumluluk bilinciyle hareket etme konusunda kararlı olduğumuzu hep söyledik. Bu sorumluluğun sonuçlarının da ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Yine dün bir gelişme daha yaşandı. Anayasa Mahkemesi bizim sözlü savunma tarihinin ertelenmesine ilişkin talebimizi reddetti. 24 aydır devam eden bir davada Anayasa Mahkemesi bir ay daha bekleyemeyeceğine karar vermiş oldu. Bu kararın ne anlama geldiğini elbette gayet iyi biliyoruz. Seçimlere girilirken bu davanın demokrasinin kılıcı gibi tepemizde sallandırılması planının devamı olarak değerlendiriyoruz bu kararı. Bu karar verildikten sonra artık top Anayasa Mahkemesi'nde, daha doğrusu iktidarda. Yani bundan sonra davanın kaderi iktidarın insafına terk edilmiş durumda. Bizler de bu ülkenin geleceğini, demokratik dönüşüm umudunu iktidarın insafına terk etme hakkına sahip olmadığımızın bilincindeyiz. Olmamamız gerektiği konusunda da geniş kesimlerin bir fikir birliği var. Bu nedenle seçimlere HDP olarak girmenin ciddi riskler taşıdığı sonucuna vardık ve seçimlere Yeşil Sol Parti çatısı altında girme kararını verdik.
seçimler bizim için gelecek dönemi, sadece bu dönemi sona erdirme değil, geleceği kurma açısından da tarihi bir öneme sahiptir. Karşımızda organize bir kötülük düzeni vardır. Bu kötülük düzeni her türlü zorbalığı kullanmayı kendine hak sayıyor. Bu konuda sınır tanımıyor. Yalan aygıtlarıyla sürekli kamuoyunu yanıltma ve nifaklar sokarak demokrasi güçlerini ayrıştırma operasyonları yapıyor. Bizler bunun farkındayız. Bu kötülük düzeni demokrasiyi çökertmiştir. Hukuku yok etmiştir. Talanı bir ekonomik siyaset haline getirmiştir. Sömürüyü hayatın her alanına yaygınlaştırmıştır. Biz bu kötülük düzenine son verme kararlılığındayız. Bunu yapabilecek gücümüz olduğunun da farkındayız. Toplumun büyük çoğunluğunun da bu kötülük düzeninin bitmesi yönünde güçlü bir isteğe ve iradeye sahip olduğunu düşünüyoruz. İnancımız bu konuda gerçekten çeşitli verilere dayanıyor. Sadece verilere değil, günlük hayatta karşılaştığımız bütün gerçekler toplumdaki asıl talebin, güçlü talebin, büyük çoğunluğun arzusunun demokratik dönüşüm ve değişim olduğunu bizlere gösteriyor. Evet, bu dönüşümü gerçekleştirmek için de sorumlulukla hareket etmek ve bütün demokrasi güçlerini bir araya getirmek önemli bir ihtiyaç olarak kendini gösteriyor. Bütün demokrasi güçlerini aynı çizgide buluşturmanın bu süreçte ne kadar önemli olduğunu uzun uzun anlatmama gerek yok. Seçime giderken de öyle, seçimden sonra yeni bir yaşamı ve yeni düzene giden yolu inşa etmek için de öyledir. Bizler HDP, Yeşil Sol Parti ve Emek ve Özgürlük İttifakı olarak bu sorumlulukla hareket edeceğiz. Demokratik dönüşümün, özgür geleceğin ve büyük barışın inşasının güvencesi olarak üzerimize düşen bütün görevleri yerine getirmeye kararlıyız. Değişimin adresi ve güvencesi bizleriz. Evet, Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçları hiç şüphesiz önemlidir. Bu iktidar mutlaka gitmelidir. Bu iktidarı gönderecek güç bu toplumun çoğunluğunda vardır. Ama yeni başlangıcı demokrasi, adalet, özgürlük ve barış üzerine inşa etme sorumluluğu da bizlerdedir. Bizler bu görevi hem bugüne hem de geleceğe karşı tarihi bir sorumluluk olarak görüyoruz, değerlendiriyoruz. Sizlerle birlikte bugün yapacağımız tartışmalar bize bu yolda çok önemli katkılar sağlayacaktır. Kararımız açık, tutumumuz nettir. Bu iktidarı göndereceğiz, bu düzeni değiştireceğiz. Geleceği de, yeni başlangıcı da, yeni yaşamı da kurma konusunda güvence olma rolümüzü sonuna kadar yerine getirmek için her türlü çalışmayı hep birlikte yürüteceğiz. Çağrımız açıktır. Bütün demokrasi güçleri iktidarın her türlü kötücül oyununa, bütün yalanlarına ve toplumu kaosa sürükleme planlarına karşı birleşmek zorundadır. Demokrasi güçlerinin birliği en geniş mücadele ortaklığı ve en güçlü irade birliği bu seçimleri de başarıyla atlatmamızı sağlayacaktır. Biz diyoruz ki birlikte başaracağız ve hep birlikte kazanacağız. Bundan başka çaremiz yoktur. Buna gücümüz yeter, buna imkanlarımız var. Bu konuda toplumun büyük çoğunluğunun da desteği var. Yolumuz açık olsun,
iyi bir toplantı olmasını diliyorum. Basın mensuplarına da teşekkürlerimizi sunuyorum. Evet. Değerli arkadaşlar, toplantımızın bundan sonraki kısmı basına kapalı olarak gerçekleşecek. İlginiz için çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.